karşı doğum yaptıktan sonra da onu alır çocuğunun beşiğine koyar. Kendisinden çocuğun beşiğine aktarır. Bütün bunlar nuskacılık değildir. Bakın nuskacılık ile, sahtekarlık ile... Onu nasıl ayırıyoruz? Onu size soracağım ama hocam, günün ilk telefonu hattımızda müsaade ederseniz merhaba diyelim. Bu önemli noktaya sonrasında değinmeyi de unutmayalım. Efendim hoş geldiniz programımıza. Hayırlı cumalar, merhabalar. Merhaba, hayırlı cumalar. Buyurun efendim, dinliyoruz sizi. Teşekkür ederim öncelikle bağladığınız için. Biz teşekkür ederiz aradığınız için. Buyurun. Evet, hoş geldiniz. Buyurun. Merhaba hocam, nasılsınız? Sağ olun, iyidir elhamdülillah. Teşekkür ederiz, çok sağ olun. Evet, Nihat Atikoğlu hocam sizi dinliyor. Buyurun. Evet, buyurun. Ben 3,5 aylık hamileyim şu anda. Allah tamamını erdirsin. Sağ olun, teşekkürler. Ailem çocuk özürlü doğmasın, bir zararı olmasın diye bana bir muska yaptırmışlar. Evet. Bu muskayı takmamı istediler doğumu yapana kadar. Yani 9 ay boyunca takmam gerekiyor. Ayrıyeten eşimin de şehadet getirerek, besmele çekerek baş parmağıyla göbeğimin etrafında 17 defa daire çizmesini söylemiş hoca. Bu ikincisi hani doğru değil. Bu ikincisinin dinde yeri yok yani. Yani anladım hocam. O şey yapılacak o işlemi kastediyorum. Eşinizin yapması istenen o işlemi söylüyorum. Onun dinle ilgisi yok. Yani hurafe o. Evet. Ama dua niyetiyle, yani sakatlıktan korunma niyetiyle değil, Allah bir şey dileyecekse çocuğumu koru, bana hayırlı bir evlat, sağlıklı bir evlat ver niyetiyle Kur'an ayetlerinden bir şey yazılmışsa onu da dinen bir engel yok. Evet. Ya ben hani içini görmediğim için o yüzden bir şey de bilmiyorum. Hani korkuyorum da takmak da istemiyorum ama günah mı değil mi diye bilmediğim için. Biz demin onu konuştuk aslında. Yani yazacak olan kişinin güvenilir olması lazım. Ne yazdığını bilmesi lazım. Takacak olan kişinin de ne yazıldığını bilmesi lazım. Yani iyi bir, temiz bir hoca efendiyse, bir alimse, dua niyetiyle yazmışsa onun hiçbir sakıncası olmaz. Ama dediğim gibi yazanın bilinmesi lazım. İlim sahibi mi, takva sahibi mi, değil mi? Hangi niyetle bütün bunları yapıyor? Çünkü orada hiç ilgisi olmayan şeyler de yazmış olabilir. Faydası olmaz size. Çok zarar olmasa da faydası olmaz. Sağ olun paylaştığınız için. Çok teşekkürler. Hocam tam da o noktadaydık. Hani gerçekten bu işi sahtekarlıkla yapanlar var dediniz. Onu ayırt etmek çok önemli dediniz. Neye dikkat edelim orada? Mesela bir şey bilmiyor. İlim sahibi değil. Kitapları açıyor böyle. Evet hocam. Ne görüyorsa orada onu oraya birebir yazmaya çalışıyor. Kopyacı şey gibi, ressam gibi. Bu belki başka bir duadır belki. Belki namazı anlatan bir ayettir. Belki başka bir ayettir. Bir defa konu ile, problem ile yazılacak şey arasında bir irtibatın olması gerekir. Bir bütünlüğün olması gerekir ki kişi neyi dua ettiğini, neyi taktığını bilecek. İki, bu işi meslek haline getirmiş. Mesela ben gittim bir hoca efendiye rica ettim. Dedim ki hocam bana bir muska yaz. Problemim var, korkuyorum. Bana bir iki ayet yaz. Hoca efendi bir iki ayet yazdı. Ondan sonra ben çıkarken gönlümden hocanın yanına bir hediye koymak istedim. Bunun dine sakıncası yok. Çünkü ortada bir pazarlama yok. Yıllık hatim. Babam vefat ediyor. Bir hoca efendi diyorum ki ben de okuyorum ama başkasının duası da önemli. Sen de babam için her gün bir cüz okur musun? 365 gün boyunca birer cüz okuyor. Yani zamanını ayırıyor adam bu işe. Bir de bunun kaşesini yapanlar, şu kadar işin, para verirsen yani, bu iş çözülür diyenler işte, de var. Kahve falının işte vergilendiriyor hatta falı yaparken alacağı paradan dolayı. Ama bir sene boyunca bu hoca efendi bana günde bir saatini ayırdı. Veya şimdi Mevlid'e giden hoca efendiler için aynı şeyi söylüyorum. Elbette ki onları onöre edecek. Onların zahmetini bir efor sarf ediyor, geliyor, zaman ayırıyor. Mecbur değil. Bunun karşılığında bir şey takdim etmek son derece makuldür. Bu muskacılık değil. Ama benim bu dediğim bu işi meslek haline getiren, üçkağıtçı olan, sahtekarı olan, insanları korkutan, diyor ki bunu iki ay taşıyacaksın diyor. İki ay sonra bir daha geleceksin diyor. Evet. Eğer gelmezsen, yenilemezsen diyor bu sefer üç harfler sana musallat olur diyor. Öyle bir şey yapıyor ki o giden adamı kendi kendisine bağlı, hayatı boyunca ondan ayrılamayan bir müşteri haline getiriyor. Ben bunları çok yaşadım. Diyanette Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanıyken ben yıllar önce bize öyle vakalar geliyordu ki bütün aileyi bağlamış adam.
Benim cinlerim var diyor. Benim işte diyor şunlarım var diyor. Korkutmuş. Kızını başka türlü, annesini başka türlü ve baba kızından, kız annesinden haberdar değil. Hepsini öyle bağlamış. Annene söylersen tılsım bozulur diyor. Ayda bana şu kadar para vereceksin. Ötekine şu kadar. Allah. Bütün aile veriyor. Bir vebalin altına girmiyor. Benzeri bir olay şey. Bu tamamen sahtekarlıktır. Yani bunun dinle, insanlıkla, vicdanla ilgisi i̇şte olabilir Allah mi? Allah niye akıl vermiş hocam? Bunları ayırt edebilelim tabii diye çok dikkat etmemiz evet. gerekiyor bu noktada demek ki. Peki bir diğer telefonumuza merhaba tabii deyip ki. Devam edelim mi? Evet. Efendim hoş geldiniz programımıza. Merhaba. Selam aleyküm. Günaydın Esra Hanım. Aleyküm selam. Hayırlı cumalar. İyi sabahlar, iyi cumalar efendim. Sağ olun. Allah razı olsun. Hocam size bir sorum olacaktı. Evet. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her cuma günü her cuma günü salavat çektiğimiz zaman her birini tek tek alıyormuş. Evet. Doğru mu? Evet. Birinci sorum bu olacak hocam. Müsaadenizle sizin bir hocam hayranınız kız kardeşim var daha. 7. sınıfta o da bir sual sormuş. Tabii buyurun. Buyurunuz. Hakkınızı helal edin. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Buyurun efendim. Merhaba hocam. Merhaba, merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk hocam. Hocam benim iki tane kısa sorum olacaktı da. Hocam birine hakkımızı eğer helal edersek ben 13. 13. Evet. Şimdi peki. Bu gözleri renklendirmek için lens takıyorsunuz değil mi? Renk için. Renk için. Peki. Peki teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Yanaklarınızı öpüyoruz. Kaç yaşındayım dedi? 13. Zaten onun gözü güzeldir yani. Lense ihtiyacı yoktur, yoktur ki. Yoktur doğru. Allah'ın yarattığı en güzel göz kişinin kendi gözüdür. Aynen öyle. Şimdi bu yakın gelecek anlamında, yakın uzak anlamında sağlık için lens takmanın var. Yani o hiçbir sakıncası yok. Onu bir defa konuşmaya bile gerek yok. Renk için çin takanlar. Doğrusu evlilik aşamasında olan birinin erkek olsun kadın olsun gözlerin rengini değiştirecek his takmasını doğru bulmuyoruz. Aldatmak anlamına gelebiliyor. Hmm. Çünkü ben birini beğeneceksem yani ben evlenecek biri olsaydım gençlik dönemimde evet, hocam. Veya işte evlenecek olan bir hanımefendi veya bir beyefendi karşıdakini neyse onu öyle görmek durumunda. Mesela kişi hanımın saçı yoksa, dökülmüşse veya bey peruk takıyorsa bunu hanımla paylaşması lazım. Ha, önceden söylesin. Söyleyecek tabii ya. Diyecek ki benim saçım yok diyecek. Ya beni beğenmezse ben, diye söylemiyoruz hocam. Belki beğenmeyebilir yani. Şimdi kaçırmak da istemiyoruz mesela karşı tarafı. İşte kandırmayacağız. Kandırmayacağız yani. Eskiler işte gelini banyoya götürmüşler. Eski geleneklerimize var biliyorsunuz. Yani o şudur. Ona senin bir problemin var mı diye sormaktan hicap etmişler. Utanmışlar. Beraber bir banyoya gidelim demişler. Eksik gedik varsa orada konuşalım gelelim. Demişler. Evet. Ve demişler ki işte kızın şurada bir kızın şöyle bir problemi olabilir fiziksel anlamda. Erkeğin fiziksel anlamda bir problemi varsa bunların tümünün konuşulması lazım. Konuşulmazsa ilk geceden sonra faciadır. Sen bana saçlı geldiğinde saçın yok. Onu bırakın hocam. Mesleğinde kandıranlar, maddi açıdan evet. kandıranlar, evet. kendini çok zengin, çok farklı gösterip sonraki durumu ortaya çıkanlar. Bunlar doğru değil. Bunlar doğru değil. Her şey konuşulmalı. Her şey net olmalı. Ama bir kızımız, bir oğlumuz kendini çok rahatsız hissediyor. Lens taktığında da, renkli göz olan lensi taktığında da son İyi derece psikolojisi düzeliyorsa falan bu kıyamet kopmaz. Yani netice itibariyle bir alet takıyor, çıkarıyor onu. Ama dediğim gibi evlenecekse şayet bunu paylaşmalıdır ve benim gözüm rengi kahverengi. demesi lazım. Yeşil değil, mavi değil demesi lazım. İleride üzülmemesi, rencide olmaması için o son derece önemli. Diğerini kısa kısa alayım hocam. Hakkını helal etme konusunda hakkını helal eden mutlaka sevap kazanır. Hakkını helal eden sevap kazanır. Niye? Allah için hesap sormaktan çekiniyor, kaçınıyor. Allah'a havale et, en güzel hesap soran odur zaten. Helallik dilemekte hiçbir sakınca, vermekte sakınca yok. Salat ve selam önemli. Perşembe akşamları, yani işte dün gece gibi
Cuma günleri Hazreti Peygamber'e yapılan salatü selam. Ne demek salatü selam? Allahümme salli ala Muhammed ve ala Ali Muhammed. Da salatü selam bir mihenk taşı olur. Birçok sıkıntıyı aşmada dedi hocam. Önemli, biz başka bir programımızda geniş geniş ele alacağız. Ele almak Nihat lazım. Hocam, hocam bunu. Evet. Peki şimdi bir telefonumuz var, bir bakalım, evet. Sonra devam edelim müsaadenizle. Efendim hoş geldiniz programımıza, merhabalar. Merhabalar Ezan'ım. Hayırlı cumalar. Günaydın. Buyurun efendim, dinliyoruz sizi. Sağ olun, sağ olun hocam. Esra Hanım. Yani hoş geldiniz. Çok hoş heyecanlıyım. Hocam da burada. Hocama bir sorum var. Evet. Buyurun efendim. Hocama bir sorum vardı. Tabii alalım. Yani soru değil de daha Türkçesi, ben evimin bahçesinde gül dibine gömülü bir tane yumurta buldum. Evet. Ama bu yumurtadan dolayı da yani evimin huzuru da bozuldu. Yani acaba hani ne olabilir? Yumurtanın üzerinde... Yani bir yazı falan var mı yumurtanın üzerinde? Yumurtanın üzerinde yazı olup olmadığının farkında değilim. Böyle toprağa karışmış, böyle çamurlu. Yani çevremde benim tavuk yok, bir şey yok. Yani çok ilginç. Gül ağacının dibine gömülü olarak bulundu. Evet. Allah Allah. Bu tür nuskalar işte tarakla, yumurtayla, sabunla. Sabun duymuştum ben. Benzeri şeylerle yapıyorlar. İlginç. Çok önemsemeyin. Yani Allah'a göze görünmeyen mahlukatın hoşlanmadığı söylenir. Onun için sirkeliğe eve girmezler falan denir. Ama rahatsız oldukları kesin yani. Fatiha okusun, Felak Menas okusun. O yeterlidir onun için. Nihat Hocam, her büyü tutar mı? Her büyü tutmaz, hayır. Büyünün tutması da Allah'ın oluruna bağlıdır. Yani şer ve hayrın tümü kul tarafından istenir, Allah tarafından yaratılır. Ama kişi yazdı diye güzel, ben dua ettim Allah kabul edecek. Ben beddua ettim Allah kabul edecek. Niye etsin ya? Niye etsin? Dilerse kabul eder, dilerse etmez. İstediğin kadar beddua et. 100.000 kişi beddua etsin. Diyelim ki Ahmet'e. Allah Ahmet'i koruyacaksa 100.000 ha, bazen şerri kişi ister, ona lütfeder, onu imtihan etmek için. Hı-hı. Müslüman hayrı ister, vermez Müslümana hayrı, yani geciktirir iyiliği, Müslümanın daha çok dua etmesini sağlamak için. Değişik tecelliler vardır orada, hikmetler vardır. Ama ben genel prensipleri konuşuyorum. Hakikati var ki bundan dolayı söylüyor. Tabii sihirin her türlüsü bir aynı değildir. Yani göz boyacılık olan sihir var. Tıpkı Firavun'un sarayında sihirbazların ellerindeki kementleri yere atıp içine cıva falan yerleşmiş olan o malzemelerle sihir, yılan varmış gibi göstermesi gibi. Göz boyacılık olan var, gerçek olan tarafı var. Eğer gerçek olan olmamış olsaydı Harut ile Marut olayında olduğu gibi melekler inmez ve insanlara büyücülerin yaptıkları şeyi iptal etmeye gayret etmezlerdi gibi. Yani birçok delil sürülebilir ileriye. Sihirin gerçek var. Allah'ın sihir eğer gerçekleşiyorsa bir kişiyle ilgili sihir, büyü, o da Allah'ın iradesi içindedir. Allah kulunu denemek istiyordur. Ama Allah sizi koruyacaksa, milyon tane sihirbaz bir tarafa gelsin, sizin hakkınıza istediklerini yazsınlar. Hiçbir etkisi olmaz. Önünüzde Allah bir duvar koyar. Duvara çarpar, geri iter hepsi. Onun için şer olan, bu işi meslek haline getirmiş olan kişilerin sihirleri etkili olabilir. Ama kendisine sihir yapılan bir insan, abdestliyse, namazı kılıyorsa, Allah'a sığınıyorsa,
Kur'an ayetini okuyorsa hiçbir sihir etkili olmaz. Mesela diyorlar ki ben kötülük olsun diye değil, tam tersine eşimi eve bağlamak için, işte kocamı eve için yaptırdım bunu diyorlar. O da yanlış. Yani sevgi sihri filan, büyüsü mesela, veyahut da işte muhabbet muskası filan. Ya da işte kısmetini bağlamak için. Onlara da itibar etmeyin diyorum. Çünkü onlar itibar, şundan dolayı nuskaların çeşitleri var. Demin çok açmak istemedim. Nuskaların bir kısmında değişik geometrik şekiller filan kullanılır. Değişik ilimler orada devreye girer. Değişik rakamlar, sayılar, kişinin doğum tarihi veya ayından hareketle, isminden hareketle, ebced hesabıyla değişik rakamlar yerleştirilir. Ve bu rakamlarla üç harfler gibi dediğimiz cinler aleminden bazı mahlukatı kişi üzerine yoğunlaştırmaya çalışırlar. Bunun vereceği zarar çoktur. Gelirler, bir daha geriye gitmezler yani. Allah korusun hocam, çok tehlikeli bir şey. Beladırlar tabii ki yani. Çünkü onlardan uzak olmak en doğrusudur. Tabii. Bu nedenle de bildiğimiz şeyi yapalım, doğru olanı yapalım, yanlış olanlara kapıyı kapatalım. Özellikle hanımlara bazen yanlış şeyler yaptırıyorlar. İşte şunu getir bize, senin kocanı sana bağlayalım mesela, diyorlar. Değişik şeyler istiyorlar. Onları burada çok da söylemek istemiyoruz tabii ki. Kadınlar hiç bunlara tenezzül etmesin. Konuşsun kocasıyla. Kocasına desin ki eskiden bana gülüyordun, şimdi niye gülmüyorsun? Çirkinleştin mi? Ne var ortada? Konuşsun yani. Veya hanım, bey desin ki hanımına, hanım eskiden geldiğimde kapıyı açardın, ooo güneş doğmuş derdin. Şimdi aya mı dönüşük, ne oldu? Niye beni karşılamıyorsun desin yani. Oturup konuşsunlar. Muhabbet. Muhabbet bir aile içinde problemler paylaşılabilmeli. Bir insanın eşi, hanımı bazen annesinden babasından daha yakındır ona. Çünkü doğru, babanızla annenizle paylaşamadığınızı, kocanızla paylaşırsınız veya eşinizle, hanımınızla paylaşırsınız. Yakın olmalılar. Yani eşlerden benim istediğim şu, bir ağabeyleri, bir hocaları, bir büyükleri, bir dedeleri, babaları gibi yani onlara diyeceğim şudur. Lütfen ama baba olduğunuzu, anne olduğunuzu unutmayın. Çocuklarınız var. Bunları üzecek şeyler yapmayın. Doğru olan kararı alın. Netice itibariyle oturup müzakere etmekten, istişare etmekten zarar çıkmaz. Peki hocam, şimdi dediniz ya hani lens takmak konusunda. Saç ekmek caiz mi diye soruyorlar. Saç ektirmenin sakıncası yok. Şu nedenle sakıncası yok. Çünkü saç ektirme bir nevi telavidir. Kişi kendi saçından alıyor. Kişinin kendi saçından yine kafasının diğer bir bölgesine ekliyorlar. Bu bir tıbbi müdahaledir. Ama diğer hayvanın kılından ileride bilim o noktaya gelirse, bir hayvandan veya başka bir insandan başka bir insana saç nakli caiz değildir. Yani peruktan öyle çok mi? Kaynak saç, çünkü saç var, o saç daha ekliyor. Evet. O saçın ne saç olduğu belli değil. Sentetik mi acaba, bir hayvan kılından mı? Eskiden hayvan kıllarından falan yaparlardı. İşte atların kuyruğundan falan yaparlardı ve takarlardı kendilerine. Bunu hoş görmüyor Hazreti Peygamber. Kaynak neysen saç o ol diyor. Değil. Peruk için peki hocam mesela ne? Peruk konusunda da yani peruk doğrusu çok hoş karşılanmıyor. Peruktan da çünkü aldatıcılık vardır. Yani saçınız az çok gösteriyor. Hiç yok, var gösteriyor. İnce olanı çok daha kalın gösteriyor filan. Aldatıcılık unsuru. İki, perukun neden yapıldığı belli değil. Hangi maddelerin kullanıldığı belli değildir. Çıt çıtları falan ben de kullanıyorum zaman zaman. Sakınmakta fayda var diye. Sakınmakta fayda var. Mesela başörtü probleminin olduğu dönemlerde bize sorarlardı çok kızlarımız. Eski yıllarda. Şimdi elhamdülillah bunlar aşılıyor. Demek ki konuşularak bütün bu problemler aşılabiliyor. Bakın evet, kıyamete kopmuyor. Herkes isteyen açık, isteyen kapalı. Elbette. İsteyen isteyen böyle girebiliyor. Demek ki olabiliyormuş bütün bunlar. O dönemde bize sorarlardı kızlarımız. Şimdi kız başını kapalı. Onun saçını açması dünyasını yıkılması demektir. Ve insanlar o zaman Avusturya'da okuyorlardı. Viyana'ya gidiyordu kızlar. Sırf orada başlarına müdahale edilmediği için. Doğru hocam. Bize soruyorlar. Hocam bir seferlik imtihana gireceğim. Yani dışarıdan okuyor. Veya üniversite imtihana girecek.
Peruk takabilir miyim? Peruk takamazsa bütün hakları gidecek. Başını açmak istemiyordu. Mesela biz o dönemde fetva veriyorduk. Hocam mesela kanser hastaları da var. Kemoterapiyle saçlarını onların kaybediyorlar. O tıbbi gereksinim, o ayrı. İstisnai haller onlar tabii ki. Yani böyle bir tedavi görmüş, saçı dökülmüş veya evet, saç kıran olmuş, saçı dökülmüş. Bunlar tıbbi problemi olan insanlar. Bunlar için böyle bir kaideye koymayız. Yani onlar için peruk takmak, saçını var göstermek dine sakıncalı değildir. Değil. Tabii. Peki hocam, yine bir başka telefonumuza merhaba tabii deyip devam edelim mi? Efendim, hoş geldiniz İyi Fikir'e. Günaydınlar. Günaydın. Merhaba. Buyurun, sizi dinliyoruz. Hocama hayırlı günler. Bir sorum olacak. Sağ olun. Hoş geldiniz programımıza. Teşekkür ederiz. Hoş bulduk. Benim eşim alkol alıyor. Evet. 20 yıllık evliyim ama boşanmayı düşünüyorum. Ben hakka girer miyim eş olarak? Yani böyle bir karar alabilir miyim? Yani içkisinden dolayı boşayacaksınız, boşanacaksınız. Evet. Tabii. Peki bir soru sorayım. Çocuklarınız var herhalde. Var. Boşandıktan sonra yani eşinizin içkisinin size zararı ne kadar yansıyor? Yani şimdi mi? Şiddet uyguluyor mu? Hayır. Ekmeğinizi, yemeğinizi getiriyor mu? Çocuklarına iyi mi? Ya ilgisiz genellikle harcıyor kendine. Kalma haliyle bir şey. Yani çocuklarına yani ilgisiz. Size de ilgisiz. Çocuklarına da ilgisiz. Evet, ama öbür türlü evet, dinimize, namazımıza, hiçbir şeyimize karışmıyor. Hani kötü bir insan asla değil. Bunu söyleyeyim. Şiddet, hakaret hiçbir şekilde yok. Yani ben, üç çocuğu var. Bir evet, tane tokat yememiştir daha. Yani ben boşanmanızdan yana değilim. Açık söyleyeyim. Bizler bu gibi hallerde bir kadına şiddet uygulamıyorsa, çocuklarıyla bir şey paylaşabiliyorsa, olumlu bir babaysa, evet, bir günahı vardır. Allah onu da affetsin. O günahından da ileride vazgeçer. Sizin ona umre yolunu gösterin, cami yolunu gösterin. Elinizden geldiği kadar onu iyiye teşvik edin. Yıkılmaması gerekiyorsa bir ailenin, yıkmak doğru değildir. Tamiri anladım, mümkünse tamir etmeye gayret etmek lazım. Siz 20 yıldan bahsediyorsunuz. Evet, çok gayret. Gayret o kadar çok ki ama evet, işte hani verip de alamayınca artık şey oluyor herhalde. Üzülmeyin. Yani üzülmeyin derken ümitsizliğe kapılmayın. Devam edin. Bazen bir şey gerekiyor, bir şey gerekiyor. Bazen bir rüya görecek, bazen bir şeyden utanacak, bazen başına taş değer diyor ya, kafasına bir taş mı değdi filan derler. Evet, bir şey olur bazen, evet, bir olay sapmayan. Onlar islahı bazı insanlar bela, tokat. Yani Allah ona tokat vuracak. Böyle yani Allah'ım hayır nasip et, işimizi doğru yöne çevir islahı ile diye dua edilebilir. İlla yani islah denilince bir musibet gelecek diyorlar. Bu yanlış bir anlama. Doğru değil. Allah'ım işimizi islahıyla. Doğru değil. Allah'ım işimizi islahıyla. Şerden bizi koru. Şerri istemeyeceğiz. Hazreti Peygamber'in yanına geliyor sahabi, diyor ya Resulallah, ölsem cennete bela ver diyor. Resulallah diyor hayır, hayır, hayır diyor. Hayır diyor. Bela isteme diyor. Hayır iste diyor. Çünkü belaya sabredemezsin diyor. Bu sefer diyor kaybedersin. İslam güzeldir yani, doğru anlaşılsa. Onun için bela istemeyiz. Beladan Allah'a sığınırız. Allah'ım yolumuzu düzelt. Yolumuzdaki musibetleri kaldır deriz. İşimi sana havale ettim. Hayır, tedbirimi, hayır, tedbirimi aldım. Sen hayrı murad ettin. Yani dememiz gereken tamam, bu. Tabii biz hani hep hayırlıya dua ediyoruz. Umudumuzu taze tutmaya çalışıyoruz ama kaderin dışında da yapılabilecek bir şey yok. Bunu demek. Bana kaderimin oyunu bu. Şarkısı bile var mesela. Yani doğru bir şey mi? Kader böyleymiş denilebilir. Kaderin oyunu kelimesi, kaderin bir icra meydana gelmesi budur. Bunlar hepsi olabilir şeylerdir. Ama kadere küfretmek, kaderi reddetmek doğru değildir. Çünkü niye? Kaderi yaratan Allah'tır. Mesela Peygamberimiz diyor ki işte rüzgar geldi, lanet olsun rüzgara. Hayır, rüzgar değil. Rüzgar Allah'ın bizzatı kendisidir. Yani rüzgarı esiren Allah'tır anlamında. Kadere küfretmeyin, kader Allah'ın kendisidir derken yani yaratan Allah'tır. Önce kendine bak. Eğer yanlış bir şey yaptıysan, fesat ondan dolayı geldiyse, çünkü yerde ve gökteki bozulma insanların kendi elleriyle kazandıkları şeylerden dolayıdır diyor. Kazandıkları şeylerden dolayıdır diyor. Kul bir şeyi hak ediyor, Allah bundan dolayı indiriyor. Allah zulmetmez. Doğru. Kişi kendine zulmeder.
Bu anlamda çok ayet vardır. Burada önemli. Allah'ın takdirini bütün masaya koyup konuşmamız da mümkün değildir. 50 bin şey biliriz, 1 milyar şeyi bilemeyebiliriz. Çok doğru. Çünkü herkesin kaderi ötekiyle bağlantılıdır. Peki, yine bir başka telefonumuza merhaba dedikten sonra devam edeceğiz sohbetimize hocam. Efendim hoş geldiniz programımıza, merhabalar. Merhaba, hayırlı cumalar. Hayırlı cumalar olsun, günaydınlar. Buyurun efendim. Günaydın. Hocama bir sorum olacaktı benim. Buyurun Nihat hocam, dinlemekte. Buyurunuz. Annemle beraberken, evdeyken annemi sinirlendirdiğim zaman annem bana Allah sana senin gibi evlat versin. İşte seni doğuracağıma taş doğursaydım. Yok işte mezarımın üstüne beni kızım öldürdü yazın. Sinirlendiğinde böyle şeyler söylüyor. Ya anneni çok kızdırıyorsun o zaman sen demek ki. Yani bu kadar kelime bir araya zor gelir. Bu neden? Biraz sinirlendiriyorum galiba ama hani o şekilde konuştuğunda ben çok üzülüyorum. Acaba annemin hakkı ne olur? Ne olacak? Ben onun ya, hakkını söyleyeceğim. Başıma gelir mi diye de insan korkar herhalde. Siz de korkuyorsunuz. Evet. Değil mi hocam? Evet. Annen, bir defa annenizin mutlaka helalliğini alın hanım kızım. Yani ayağını öpün, git onu sar, yanaklarını öp. İşte ne bileyim, güzel yanaklarım vardı filan. Biriciğim de, sana bugün ne tatlı yapayım de. Bir şeyler yap yani. Annenin gönlüne girecek yolu bulmaya çalış. Daha iyi bilirsiniz. Hocam siz. Öyle diyorum. Öyle dediğimde de beni kızdırıp böyle şey yapma bana diyor. Tamam, onu da desin ama... onu kızdırmamaya çalışır. Mutlaka beddua ettiğin akabinde, yani kötü söz söylediğin akabinde iyi söz söyleyecek şeyler yapın mutlaka. Onun gönlünü almaya için. Tabii anneler gönülden bunu söylemez. Mezarıma gelme demez. Yani der de mezarına gidilir tabii. Allah hayırlı ömürler versin. Amin. Veyahut da benim katilim kızımdır der ama demez onu. Demez onu tabii. Senin bunu, evladın da sana benzesin de diyormuş hocam. Yani tabii bunlar iyi dualar değil. Bunlar iyi beddua değil daha doğrusu. Yani hani evin aynısını yapsın. Tabii Allah'ın bizi neyle imtihan edeceğini o bilir sadece. Ama bedduayı hak etmemek lazım. Hak edilmeyen bir beddua tutmaz. Ama hak edilen bir beddua tutabilir. Çünkü anne bunu söylüyor, belki kız çok iyidir. Fakat anne huysuz olabilir. Veya bazen kız huysuz olabilir. Anne her şeyi reddediyorsa, yani hiç var böyle insanlar. Yani yere halı olsan niye yere halı oldun der. Halı olsan rengin iyi değil der filan yani. Bu tür insanlar var. Onların bedduaları tutmaz. Niye tutmaz? Hak etmiyor öteki. Ama hak ediyorsa, kızdırıyorsa, üzüyorsa o zaman bedduadan sakınmak lazım. Hele annem babamızsa daha da dikkat etmek lazım. Babadan daha dikkat etmek lazım. Babaya daha da dikkat etmek lazım. Tutuyormuş babaları. O daha çok tutar. Annenin biraz daha az tutar. Çünkü anne gönülden beddua etmez. Peki çok teşekkür ederim izleyicimize paylaştığı için. Hocam. Var. Onlardan yine size sormak istiyorum. Kolonya abdesti bozar mı diye sormuş izleyicimiz. Ona çok dikkat ediyorum ben. Toplumda öyle bir algı var gerçekten. Evet hocam. Şimdi kolonyada elbette alkol var ama o alkol uçuyor netice itibariyle. Elinize dezenfekte ediyor, güzel koksun diye. Ben kullanıyorum. Kullanmanın da sakıncası olmadığını biliyoruz. Abdeste de hiçbir ilgisi yok. Yani abdesti bozan şeyler belli. Uykudur. İşte küçük büyük abdeste çıkma ve benzeri şeyler. Veya işte doğrusuca kusmak falan gibi şeyler. Bayılmak. Bir anlık aklımın başından gitmesi gibi haller. Uykuyu bozan, abdesti bozan şeylerdir. Ama kolonya abdesti bozar diye hiç kimse yoktur. Sakıncası yok. Ama peki çok hocam. Eğer endişeleniyorsa kolonya sürdükten sonra elini yıkasın namaz kılarken. O alkolün varsa tortuları onu da aşağı indirsin, namazı kılsın. Hocam yine namaz kılarken çalan telime bakmak doğru mu diye bir başka izleyicimizin sorusu var. Cemaatteyse baksın. Koca camide. Evde günü, mesela kılıyor. Bir ikindi namazı. Bütün cemaat Allahu Ekber ellerini bağlamışlar. Adamın telefonu da şarkıya bağlanmış. Olmaz. Bir oyun havası çalıyorsa olmaz tabii yani namazı boz. Telefonunu sessize al. En doğrusu camiye girerken, toplantıya girerken sessize al. Unutuyor belki. Unutuyor yani bazen. Unutmamış da. Şey unutmuş ya şey çalıyorsa namazı bozacak. Ne diyecek? Karaştı minasala. Namazdan çıktım diyecek. Telefonu alacak, kapatacak. Tekrar hocaya uyacak. Geri kalan rekatı sonra tamamlar.
Peki evde yalnızsak? Evdeyse de bozmak doğru değildir. Doğru çok değil. Acil bir telefon bekliyorsanız. Yani çok önemli bir randevunuz var. Ama çok çok önemli. Hayatı önem taşıyor. Tam namaza başladın. Muhtemel ki o arıyor, namazı boz. Problemi hallet, yeniden namazı kıl. Ama mesela akıl oradayken de hocam. Ama mesela abine çalan bir telefon yani. Var. Adamın telefonu şey gibi çalıyor. Her santral gibi çalıyor abine. Namazdayken acaba kim aradı beni? Ya namazı bitir sonra bak. Yani sıradan bir iş için namaz bozulmaz. Mesela orada bir soba var. Elektrikli soba var. Bebe ona doğru yürüyor. Ay evet hocam. Sen de namaz kılıyorsun. Anında bozacaksın. Çocuğu alacaksın. Güvenli yere koy, namazına devam et. Bunlar yani kişinin hayatıyla önemli. Hayati önem taşıyan olaylarda elbette ki namaz bozulur. Namaz tekrar iade edilir. Hazreti Peygamber ne diyor? Konuşmuşuzdur daha önce. Keşke babam ve annem sağ olsaydı. Evet hocam. Ben de namaz kılıyor olsaydım. Muhammed deselerdi ben de namazı bozsaydım diyor. Doğru. Demek bir annenin çağrısı bile hayati önem taşıyor. Annenin babanın çağrısı üzerine namaz bile bozulabiliyormuş. Tekrar iade eder, tekrar kaza eder. Önemli hallerde tabii kazaya bırakmamak gerekir. Zamanında iade etmesi lazım. Peki hocam sorulara devam edeceğiz ama telefonla da soru soranlarımız tabii. Çok. Yine izninizle bir merhaba diyelim. Efendim hoş geldiniz programımıza. Günaydın. Sevgili izleyicimiz merhaba orada mısınız? Peki. Evet buradayım hocam. Oradasınız. Peki buyurun efendim. Nihat Hatipoğlu hocamla sizi dinlemekteyiz. Alalım sorunuzu. Buyurun efendim buyurunuz. Hocam merhaba. Merhaba hanım kızım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Benim sorum size uzun zamandır kafamı kurcalıyor. Nasıl soracağım size de bir türlü ulaşamadım. Hayırdır inşallah. Buyurun efendim buyurunuz. Hocam şimdi benim daha öncesinde bir biten evliliğim oldu. Evet. Bayağı da bir 4-5 senelik bir zaman geçti üzerinden ama bir türlü kayınvalidemin bana yaptıklarını ne unutabildim ne de affedebildim hocam. Evet. Yani benim evliliğimin bitiş sebeplerinden biri de oydu. Ona çünkü sürekli iftira atıyordu, sürekli bana hakaret ediyordu. Evet efendim. Şimdi aradan zaman geçti. Kayınbabamın hastanede rahatsızlandığını ve bizim bir tanıdıkla beraber yattığını ve benim hakkımda çok konuştuğunu, yani o kadar güzel konuşmuş ki hiç tahmin edemeyeceğiniz şekilde. Kayınpederiniz iyi şeyler helallik, konuşmuş. Evet, helallik diyormuş ama hiç yetmek gelmiyor içimde. Ne ona, ne eşime, ne kayınvalideme. Evet. Ayrıyeten yani rüyamda görüyorum kayınvalidemi, sürekli ağzı gözü eğrilmiş, bana yalvarır halde. Çok kötü, çok ben anlatamam yani, perişan durumda görüyorum. Ama gelmiyor hocam. Hani helal etmek istiyorum ama inanın gelmiyor içimden. Yani bize soruyorsanız hanım kızım. Ben ne yapacağım? Seni üzmüşler öyle anlaşılıyor. Ben seni üzmüşler. Evet hem de çok üzdüler. Evet belki ailenin bozulmasına sebep olmuşlar. Evet. Belki yuvanı dağıtmışlar. Belli öyle anlaşılıyor. Ama hocam, bize soruyorsanız. Bize soruyorsanız biz deriz ki Kur'an-ı Kerim bize affetmeyi emreder. Ve emur bil urfi diyor. İyiliği emret diyor. Güzellikle emret diyor. Cahillerden yüz çevir diyor. Efendim Allah'ın iyi kulları cahiller onlara sataştığında selametle der, geçerler. Çok önemsemezler. Elbette alacaklarımız var, vereceklerimiz de var bu dünyada. Biz bugün onlara gider, hakkımızı helal ettiğimizi söylersek ahirette de Allah bizim günahlarımızı indirir. Kimse sana niye bunu söyledin diyemez. Ama biz deriz ki sen sana yakışanı yap, adım at, kayınpederin helallik istemişse hakkımı helal ediyorum de. Zaten Allah buna rağmen hesap soracaksa soracak zaten. Belki çok pişman olmuşlar tabii, hocam. Tabii yani kul hakkını biz affetmekle Allah'ın hakkından vazgeçmiş olmuyoruz. Ben bana ait olanı affediyorum. Allah, hani bazı davalar var ya, hakime veriyorsun, sonra ben vazgeçtim diyorsun. Hakim diyor ki sen vazgeçtin ama kamunun hakkı devam ediyor diyor. Mahkeme devam eder. Doğru. Bir de kamu adına hesap soracak filan. Bu da böyle yani. Kul affeder ama Allah o affı kul anlamında kabul eder, kendi anlamında kabul etmeyebilir. Onun için bize düşen şey affetmek iyidir. Affet. çok çekmişsin belli. Evet hocam. Ama karşılığını alacaksın inşallah.
Peki çok sağ olun paylaştığınız için, size de çok teşekkür ederiz. Dini nikah kıyılırken en az kaç kişi olmalı diye bir başka sorumuz var. İki kişi olmalıdır. İki kişinin şahitliği olmalıdır dini nikahta. İki şahitle kıyılan dini nikah geçerlidir. Alenilik odur. Bazı alimler def çalın, ilan edin diyor filan. Yani nikahta şahitliğin gayesi ifşa, yayılmasıdır. Bu bir görüş. Yani illaki mesela bir adam nikah kıydı. İki tane şahit var. O şahidin çıkıp da radyo, televizyonda bunların şahitliğini yaptım bak. Ey halk, bilin ki bunlar evlidir. İlanına gerek yok. Ahmet'le Ayşe evlendiler. Ben şahidim. Ona vardım dedi. Onu aldım dedi. Bu iş böyledir demesi yetiyor. Yetiyor. Peki tabii hocam. Bir başka izleyicimiz hattımızda. Efendim hoş geldiniz programımıza. Hoş hayırlı bulduk Esra Hanım. Hayırlı cumalar, günaydınlar. Sağ olun, günaydın. Buyurun efendim. Hocama ben eşimden 5 senedir ayrıyım hocam. Bir anlamadık. 5 seneden beri eşimden ayrıyım, boşandım. Evet. 17 bin lirada takılarımı aldım. Şimdi o da bana kira davasıyla evine el koyma davası açtı. Yani o 21 bin lirayı benden geri alacak. Bir de sürekli çocuklarımla 950 lira nafaka alıyorum. Haram zıkkım olsun. Helal etmiyorum. Yani verdiği hiçbir parayı helal etmediğini söylüyor. Ufak oğlum 7 yaşında. Hani çalışma imkanım yok. Hani annem yok. Annem vefat etti. Bırakacak kimsem olmadığı için. Evet efendim. Ben götürüp getiriyorum okul. Yani buldum mu sadece temizlik işlerine falan gidiyorum. Yani çalışamıyorum. Haram mı helal mi bu nafaka? Onu sormak istedim. Yani size değil de dini açıdan söylüyorum, evladınız adına aldığınız nafakada problem yok. Çocuğunuz küçük çünkü bakıma muhtaç. Eşinizin de ona bakması lazım. Zehir babanın, zıkkım olsun diyormuş hocam. Bir mana ifade etmez. İstediği kadar zehir zıkkım olsun desin. Allah zehir zıkkım kabul etmedikten sonra biz de afiyet olsun, şifa olsun diyoruz. Çünkü evladı var. Tabii. Küçük evladı var. O evladının büyümesi, yemek yemesi, eğitimi, sağlığı filan. O aldığınız nafakayı onun adına alıyorsunuz. Onun adına meşrudur. Ama normal karı koca boşandığında kadının kendine alacağı nafaka tartışılabilir. Bizce devlet o nafakayı karşılamalıdır. Adam ayrılmış hanımından 20 senedir hala kadına para ödüyor. Bu tartışılabilmeli yani. Çünkü kadının ihtiyacı varsa hocam nasıl hayatını geçindirsin? Yani evlenecek, ne yapsın bu kadın? Çocukları bakacak vesaire. Evet. Çünkü o kocayla evlenmeden önce de hayatı vardı. Ondan sonra da hayatı devam edecek. Ama çocuklar için din nafakayı kabul ediyor. Mehrine el koymuşsa, o mehir kadarınca bir mağduriyeti olmuşsa nafaka alabilir. Başka türlü mağduriyetleri varsa kadının kocadan dolayı direkt anlamda dairesine el koyduğu, dükkanına el koyduğu kadının filan, onu karşılayacak kadar olan nafakasında hiç problem yok. Çocukları için alacağında hiç problem yok. Ama onun dışındakiler için hiçbir ilgileri yok. 2 ay evli kaldılar, sonra ayrıldılar. Evet. Belki de kadın sebep oldu ayrılmaya, problem yaptı. Evet. Mahkeme nafaka verdi. Adam hayatı boyunca o kadına ödemeye devam edecek. Bu konuşulmalı bence. Burada devletin devreye gireceği alanlar vardır. Bunlar rahatça oturulmalı, konuşulmalı. Evet. Hukukçular ve din adamları bunları oturup orta yolu bulmalı. Çünkü verilen paranın gönülden olması. Öyle erkek var ki ayrılıyor hanımına, diyor ki hanım üzülme, ayrıldık ama düşman değiliz. Ben sana bakarım. Ben sana bakarım diyor. Bu ne kadar Allah güzel bir şey. Allah razı olsun o beyler. Yani gönülden veriyor. Çocuklarıma bak diyor, sen annelik yapıyorsun diyor. Ben sana hakkını ödeyemem diyor. Ayda bir değil 10 da versem hak ediyorsun diyor. Ay Allah razı olsun. Şimdi bu var. Bir de lanet olsun diyen var yani. Bunlar konuşulabilmeli tabii ki. Erkeğin de evlen bence yani işin
vicdan yönünü söylüyorum. Hanımını boşadın, çocukların var veya çocuğun yok. Senin eski eşin sıkıntıda. Ya yardım et ona. Ya. Gönülden ver ama mahkeme kararıyla illa gerekmiyor. Gönülden ver hanım de. Sen hayatında böyle olduğun müddetçe ben her ay sana 1 lira 2 lira vereceğim gücü varsa. Eski eşimdin, namusumdun, anlaşamadık. Ama sen insansın, iyi bir insansın. Ben sana her ay senin geçimini sağlayacağım dese. Kötü mü olur şimdi? Kötü mü olur yani? Çok, ne kadar güzel bir şey. Peki, çok teşekkür ederim izleyicimize. İzleyicimize dediğiniz gibi her hikayeyi ayrı dinleyip değerlendirmek gerçekten çok evet, yerinde olur. Evet. Peki ideal evlilik desek mesela, eşler arasındaki o ilişkiler nasıl olmalı desek hocam, ne dersiniz? Tabii yani ideal evlilikte iki tarafın da birbirini bir defa anlaması lazım, kabullenmesi lazım. Bizce konu evlenmeden önce konuşulmalıdır. Açıkça ortaya konmalıdır. Hiç gizli bir şey kalmamalıdır. Bundan sonrası için. Biz kaybetmeyelim karşı tarafı ama yanlış, diye mesela en iyi taraflarımızı gösteriyoruz karşıya hocam. Hep en o yanlış, tarafı. O yanlış. Yani biz ama hep her işimizde böyleyiz. Doğru, öyle. Biz peygamber ahlakından uzaklaştık. Ne yazık ki. Yani bir Almanla görüşüyorsunuz, bir şey göstereceksiniz. Ben şahit oldum. Belki daha önce de kendi televizyonumda ben paylaşmışımdır. Bize de paylaşın hocam. Size de paylaşayım. Bir arkadaşla beraber bir ildeydik. Arkadaşımız da bir yer alacak bir Alman'dan. Yemek yedik, beraber beni götürecek bir yere. Hocam bana yarım saat takılır mısın? Takılayım dedim. Takıldık yarım saat. Alman ona evini gösteriyor. Şeye indik. Mahzene falan indirdi bizi. Ben de arkadaşa takıldım. 2-3 arkadaş varız beraber. Su toplayan, ne bileyim böyle leş gibi kokan yerleri gösteriyor. Arkadaş dedi ki ben burayı bana gösterme, ben dairelere bakacağım. Hayır dedi, önce burayı gör dedi. Bak burada su akıyor, burada şu var, şu var. Aa, burada toprak kaymış diyor. Oo, binanın önce eksiklerini mi eksiklerini gösteriyor adam önce. Abi, işte İslam ahlakı bu. Hiç. Ama Alman'da var, bizde ne yok peki? Önce en kötü yerlerini gösterdi. En berbat yerlerini ve kötüden iyiye çıktı. Ay helal olsun. Baktıktan sonra da dedi ki şu problemim var, şu problemim var, şu problemim var. Ben hayret içinde izledim adamı. Bizde işte varsa da hemen bu kapatırız, sıvarız, ya boyarız ki çaktırmamak onun için her işimiz bizim böyle maalesef. Hazreti Peygamber'in adından bahsediyoruz, ahlakından uzağız. Kur'an'ın ahlakından bahsediyoruz, Kur'an'dan uzağız. Yani kamu malına dikkat etmek lazım. Kul hakkına dikkat etmek lazım. Mağdurun yanında olmak lazım. Helal olmayan bir kuruşu nasip etme Allah'ım demek lazım. Bu duayı etmek lazım. Allah'ım ne bana ne çocuklarıma haram olan bir lokmayı nasip etme demek lazım. Çok güzel hocam. Ya bunları söylemek keşke lazım ve bu hem maddi dünyamızda hem de manevi dünyamızda. Evlilik de öyledir yani. Karşıdaki kızla evleneceksin. Yok kandırmanın bir anlamı yok. Ben buyum de. Benim kötü bir huyum var. İçiyorum de. Sigara içiyorum de. Kız benim gitti o zaman hocam. Gitsin. Gidersiniz. Zaten gidecek günün birinde veya zorla katlanacak yani. Sana da yani o beyefendi için diyorum, o delikanlıya. Kız çok, o kız hanımefendiye de evlenebileceği erkek mutlaka çıkacaktır. Yani Türkiye kaç nüfusu? 70 milyon. 70 milyon içinde mutlaka Allah'ın bir kulu gelecek, evlenecektir. Yani Allah nasibini gönderir ama gerçekten yana doğruyu söylemek lazım, kandırmamak lazım. Bir de her şeyi konuşmak lazım. Çocuk olursa ben bunu isterim. Ben çocuğumun dindar olması isterim. Ben çocuğumun işte hoca olması isterim. Doktor olması isterim. Allah verirse. Bütün bunları konuşmak lazım. Yani çocuğa vereceğin isimden tutunuz. Çok erken olmaz mı peki? Hayır, hiç erken değil. Her şey konuşulmalı. Yani isim bu olacak anlamında değil. Ben ırkçılık ifade eden, ayrımcılık ifade eden isimleri istemiyorum. Ben İslami bir isim istiyorum. Benim kızımın adı Sümeyye olacak. Hazreti Sümeyye'den dolayı. Benim mesela örnek veriyorum. Çünkü sonradan sorun olabilir bunlar. Benim kızımın adı Zeynep olacak. Peygamberin kızı. Yani bu isimleri istiyorum. Benim oğlumun adı Mustafa olacak. Ahmet olacak. Benim hayatımda din eksenli bir hayat var. Bunu bil, ona göre hareket et. Diye konuşmak lazım. Kıza diyecek ki ben bu kadarını taşıyamam. Bu kadarına evet. Yani işin bu boyutları konuşulmalı. İnanç boyutu. Hocam şimdi cimri olan ben cimriyim der mi Allah aşkına? Demelidir yani ben saçıp savurmuyorum demesi lazım. İslam cimriliği emretmiyor ama İslam saçıp savurmayı da emretmiyor. Ve kâne beyne zâlike kavâma. Kur'an ifadesi bu. İkisinin arasında bir yol tutturacak diyor. Yani mesela peygambere geldi adam,
Aleyhisselatü Vesselam'a. Elinde külçe altın var. Attı bunu yumurta gibi. Aleyh Allah'ın peygamberi bunu fakirlere harca. Vallahi başka bir şeyim yok. Çekip girince peygamberimiz bağırdı adama, çağırdı. Gel buraya, gel buraya dedi. Tuttu o yumurta gibi olan altın külçeyi peygamberimiz arkasından. Senin bu malına ihtiyacımız yok dedi. Sen git onu kendine harca dedi. İslam bu. Yani bütün harca demiyor. Bütün kısa demiyor. Ölçülü ol. Arkadaşlara var, hanıma yok. Olmaz o işte. Dostlara, çocuklarına yok. Olmaz işte. Peki hocam, bazı beyler de mesela annesine babasına çok yapıyor. Kardeşlerine de eve o kadar yapmıyor. Ya da ona hep güler yüzlü davranıyor da eve gelince iki tarafa da iyi davranacak. Ters davranıyor. Çocuklarına da bakacak. Eşine de bakacak. Ama muhtaçsa baba anneye de bakacak. Eşin babana annene yardım etme. Kardeşine yardım etme deme hakkı yok. Çünkü mesela o evin kazanıyor. Bir ihtiyacı var ama o ihtiyacı değil de önce anne babası. İhtiyacını önce karşılayacak. Çünkü önce ailenin kendi o çekirdek aile, karı koca, çocuklar. Onlar esenlik içinde olacak ki ötekine dönebilsin. Onların zaruri ihtiyacını karşılayacak. Sonradan yani ekstra şeyler karşılayacağına annesine babasına yardım etmeli tabii ki. İhtiyaçlar noktasında o zaman önce kendi kurduğu aile, tabii, ailesine ihtiyaçlarını giderecek. Çünkü onlar sonra ona bağlı. Ona bakıyorlar. Evet, evlilik imzası o demektir. Ne demek biliyor musunuz evlilik imzası? Ben karı koca oldum. Şu hanımın bundan sonraki hayatına ait bütün riskleri ben sırtlanıyorum. Bu evlilikten doğacak olan çocukların bütün risklerini ben yükleniyorum. Evlilik budur yani. Sadece biz karı koca olduk. İşte evli çift deniyor bize değil. Hayata ait her riski hanımın da onu taşıması lazım. Adamın parası varken adam iyi. Evet. Adam iflas etti. Hadi bana eyvallah. Bu yakışır mı bir kadına? Yakışmaz tabii ki. Başka şeyler dolayı ayrılıyorsan tamam ama adam iflas etti. Adam kötü duruma düştü. Çocukları bırakıp kaybolup gidiyor kadın. Nerede? Babasına gitmiş. Bir duyuyorsunuz 6 ay sonra evlenmiş. Dini nikah devam ediyor olmasına rağmen gitmiş evlenmiş. Bunun teraziye konacak tarafı yok. Yani iki tarafta adil ve insani malıdır. Vicdanla hareket etmeleri gerekir. Vicdanınızı rahatsız edecek her şey Allah'ın razı olmayacağı şey demektir. Peki hocam, dini nikahta dediniz ya, mesela koca istemiyor ama kadın boşanmak istiyor. Beyefendine illa boş ol demesini beklemek durumunda mı? Dinen öyle. Dinen yani ya evlenirken kadın kendini boşama hakkı alacak. Evlenirken alması lazım. Alabilir onu. Yani masaya oturduklarında hoca efendiyle beraber kadın diyebilir ki bir bain talakla ben kendimi kocamdan kendimi boşama yetkisi istiyorum. Koca verir ona. Kocanın da 3 hakkı var. Kadının da 1 hakkı olur. Bain kelimesi kullanıldığı için de nikahı sona erdirebilir. Kadın bu durumda. Gerçi bu söz o toplantı için geçerlidir diyenler var. Daha sonra da geçerlidir diyenler var. Sıkıntı halinde ben kendimi senden boşadım bir bain talakla diyor. İş biter. Ama zaten eğer dini nikah kadar dini nikahla beraber resmi nikah varsa resmi nikahın boşalması da yani bozulması da dini nikahın bozulmasıyla aynıdır. Peki hocam, erkek boş ol derken yanında şahitlerinin olması gerekiyor mu? Sünni olan boşama diyoruz biz buna. Sünni boşama nedir? Nedir yani hocam? Peygamberimizin emirlerine uygun olan, öteki de bid'i yani yanlış olan boşanma. Ama o da geçerlidir. Yani niye iki şahidi din esas kabul ediyor? Şimdi ben kızdım hanımıma diyelim. Onu boşayacağım. Din diyor ki akıllı ol. Git 2 tane şahit bul diyor. Belki o zaman kadar vazgeçersin. Ya tabii ben telefonla arıyorum kardeşimi. Gelin filan. Kayınbiraderimi arıyorum. Allah muhafaza etsin. Tabii. Gel, hanım boşayacağız filan. Ya ne oldu sana? Ne yapıyorsun sen? Delirdi mi diyecek kayınbiraderim mesela. Kardeşim gelecek. Kendine gel filan diyecek. Belki vazgeçecek. Ortam değişecek. İş uzayacak. Vazgeçecek. Doğru. Onun için Peygamberimiz işi şeye sürüyor. Kur'an-ı Kerim daha doğrusu da. Hazreti Peygamber de işi yokuşa sürüyor. İşi koparma diyor. Ama adam zaten işi koparmış ya, o ayrı mesele. Fakat bütün bununla beraber şahitsiz olan boşama da geçerlidir. İki şahit tutunuz ifadesini Elmalı Hamdi Efendi ve diğer alimler efendim vücub ifade etmez, emir ifade etmez, nedir ifade eder derler. Yani iki şahit tutmanızda hayır vardır boşama sırasında. Anlamında. Telefonla mesajla falan oluyor mu peki? Geçerlidir. Bu iş hocam? Geçerli oluyor mu? Tabii ki yani ben seni boşadım hanım dediği anda bu işin şakası yok. Evliliğin şakası yok, boşamanın şakası yok.
Dinden çıkmanın şakası yok. Köle azadının şakası yok. Çok köle, çok iyi düşünmek tabii lazım. Tabii köle azadı, yani köle olduğu dönemde İslam habire köleleri kurtarmaya çalışıyor. Yani kölemi boşadım, bitti o iş diyor. Ya geri döndüm, hayır boşadın gitti. Adam hür. Hürriyetine kavuştu. Hürriyet. Yani o sektörü kırmaya çalışıyor İslam. Birdenbire kıramıyor çünkü müthiş bir sektör. Evet, o dönem öyleymiş. Tabii köle hocam. Alıyor, cariyeyle satıyor. Bir pazar var yani, onlarla mücadele etmek zor. Ama Kur'an birçok günahın kefareti olarak köle azadını emrediyor. Böylece sektörü kırıyor. Ama tam kıramasın çünkü savaş esirleri netice itibariyle dünyada savaş olacak, esirler olacak. Esirlere de siz belli bir muamele yapacaksınız. Ya parayla salıvereceksiniz veya benzeri uygulamalar olacak. Bu nedenle de sistem bütünüyle tam kırılmıyor ama köleliği kaldırmaya gayret etmiş İslam ve çoğunu da kaldırmıştır. Peki hocam, devam edeceğiz. Yine bir başka telefonumuza bir merhaba diyelim izninizle. Efendim, hoş geldiniz programımıza. Merhaba. Merhaba Esra Hanım. Buyurun efendim, dinleyelim sizi. Efendim, ben İzmit'ten arıyorum. Hocama, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Hocam, burada 3 aileyiz. 3 tane sorumuz olacak. Buyurun efendim, buyurunuz. Teşekkür ederim Sayın Hocam. Hayırlı cumalar olsun efendim. Sevgiler sunuyorum. Sağ olun. Buyurun. Sayın Hocam, biz Ramazan'da orucumuzu tutuyoruz. Evet efendim. Efendim, iftara oturduğumuz zaman yabancı uyruklu bir çalışan var. Onu evet. da davet ediyoruz. Masamıza oturtturuyoruz. Evet. Biz sevap mı işlemiş oluyoruz Sayın Hocam? Sevap işliyorsunuz, hiçbir günaha girmezsiniz. O da Allah'ın bir kuludur. Dini başka türlü olabilir. Belki sizi görür, dine ısınır. Sizin o nefsinize hakimiyetinizi görür. Allah için aç kaldığınızı görür. Sizin onu sofraya davet ettiğinizi, sizi onu küçümsemediğinizi, dışlamadığınızı görür. Kalbi İslam'a ısınır. Çok iyi ediyorsunuz. Diğer sorularınızı alalım mı? Buyurun efendim. Efendim, vakit namazlarında... Evet. Farzında bayanlar kamet getirirler mi? Kameti sessiz bir kendine getirirler. Kendi kendine getirirler. Evet. Teşekkür ederim. Bir de aramızda özürlü bir bayan var. Dizlerinden rahatsız hocam. Evet. Sandalyede namaz kılıyor. Bu şüphe içerisinde. Bazıları dermiş ki ayakta kıl, oturduğun zaman ibadetini yap. Evet. Sandalyede oturarak bu namaz hükmünü yerine getirebilir mi? Şimdi şöyle, ve ayaktan sonra oturabiliyorsa sandalyeye, kıyamını, yani Fatiha okunan o bölümünü, kıyamı ayakta başlasın. Sonra rükû ve secde için eğer yere eğilemiyorsa, özürlüyse, rükû ve sücudunu, secdesini oturduğu yerde veya sandalyede yapabilir. Sandalyede oturduğunda tekrar kıyam için kalkabiliyorsa sandalyede otursun. Rükû ve secdesini, yani mesela namazı kıldı değil mi? Kıyamı yaptı. Ayakta Allahu Ekber dedi. Elini bağladı. Namazı kıldı. Sandalyeye, Fatiha'dan sonra sandalyeye oturdu. Rükûda biraz öne eğilir. Semiallahu limen hamde der. Şöyle doğrulur. Secdede Allahu Ekber'dir. Biraz daha öne doğru şöyle eğilir. Efendim orada işte Sübhane Rabbiyel Ala 3 defa söyler. Sonra Allahu Ekber der. Kalkar, kalkmıyorsa kalksın. Kalkamıyorsa o şekilde devam etsin. İkisi de dinen caizdir. Çünkü dinde zorluk yok. La yükellifullahu nefsen illa vus'aha. Allah kuluna ancak gücünün yettiğini yükler. Fazlasını yüklemez. Çok teşekkür ederiz efendim paylaştığınız için. Hocam bir diğer soru, bir kadının uzun saçını kestirip kuaföre satması doğru değildir. Günah mıdır? Tabii ki doğru değildir. İşte o kuaför onu alacak, peruk yapacak. O konu üzerine zaten onun üzerinden bir de kadının saçı her halükarda gizlenmesi gereken bir şey, vücudunun bir parçasıdır. Onun için örtü mesela emredildiğinde tesettürden, yani boyun kapalı tutulur. Onun için kadının saçının da kadın saçıyla
sihir yapıyorlar, büyü yapıyorlar. Hmm. Kötü anlamda da kullanabiliyorlar. Allah korusun. Buna da müsaade etmemiş olacağız beraberinde. Tabii onu, buna dikkat edelim. Alacak onu, beni bir torbaya koyup kaldıracak. Sevgili hocam, ayaklarınıza sağlık, ağzınıza teşekkür sağlık. Ederim. İyi ki çok geldiniz. Bu cumayı da çok verimli geçirdik sizinle birlikte. Bir sonraki cuma yeniden görüşeceğiz İnşallah. Elbette. Sizi cuma duasına, namazına uğurlamadan önce bir duanızı alalım. Peki, dedik. Kısa bir dua yapalım. Lütfen hocam, evet, buyurun. Peki. Sonra da namaza uğurlayacağız sizi. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala nebina Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmain. İlahi Rabbi, mübarek cuma günü, Safer ayının bugün, bu cuma gününde günahlarımızı affeyle. Amin. Kusurlarımızı gider. Amin. Hatalarımızı ört ya Rabbi. Amin. İlahi Rabbi, razı olduğun, sevdiğin ve kullarınla alacağın gerçek müminlerden, sadık müminlerden, takva sahibi kullarından eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi, bizleri şerle imtihan etme. Amin. Bizi dünya ve ahiretin bütün korkularından emin eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi, neden korkuyorsak yolumuzdan uzak eyle. Amin. Neyi arzu ediyorsak ve o arzu ettiklerimiz senin rızana uygunsa, rızana uygun olan bütün arzularımızı kabul buyur ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi, bütün sevdiklerimizi, çocuklarımızı, kalbi muhabbet beslediklerimizi her türlü kazadan, beladan, musibetten, afetten, kötü hale düşmekten, kötülükle imtihan edilmekten muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi, şu anda evlerinde, başka mekanlarda bizi izlerken amin diyen kardeşlerimiz içinde hastası olan bütün kardeşlerimize şifa nasip et. Amin. Öyle bir şifa nasip et ki bir daha hiçbir hastalıkla karşılaşmasın ya Rabbi. Amin. Borçlulara eda nasip et. Da olanlara çıkış kapısı nasip et ve ilahi evliler arasında muhabbet nasip eyle. Amin. Gelinlere kaynanayı, kaynanalara gelinleri sevmeyi nasip eyle ya Rabbi. Amin. Evlilere eşlerini, eşlerin de kocalarını sevmelerini nasip eyle ya Rabbi. Amin. Evlat sahibi olmak isteyen kardeşlerimize evlat nasip eyle. Amin. Ya Rabbi, ölülerimize rahmet eyle. Mekanları Amin. Cennet eyle. Amin. Bu cuma günü hürmetine ölülerimizin üzerine bir azap varsa kaldır ya Rabbi. Amin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Dualarımızın kabulü niyetiyle Allah rızası için El Fatiha. Amin efendim.